Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sevgi Kolaylı, antibiyotik yerine arılar tarafından üretilen propolis tüketilmesi önerisinde bulundu. Kolaylı, bal arılarının kovanlarını her türlü tehlikeye, hastalığa, soğuk ve sıcağa karşı korumak için doğadan topladıkları ve propolis adı verilen bu karışımın çok zengin içeriğe sahip olduğunu söyledi. Propolisin içerisinde polifenoller ve bileşenler olduğunu aktaran Kolaylı, çok yüksek antioksidan kapasitesinin olduğunu vurguladı. Özellikle meşe propolisinin, dünyaca bilinen Brezilya'nın kırmızı propolisinden daha değerli olduğuna dikkat çeken Kolaylı, ancak bu ürünün Türkiye'de arıcılar tarafından yeterince toplanmadığına dikkat çekti. Her şeyden önce çok yüksek antioksidan kapasitesi var. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Antibiyotik değeri var. Çok iyi bir antibiyotik. Yani biliyorsunuz antibiyotikler, yani piyasada 3-5 çeşit antibiyotik var. Ve bu antibiyotiklere karşı ne oluyor? Giderek direnç kazanıyor mikroplar. Ve gelecek belki 15-20 yıl sonra antibiyotik bulamayacağız çocuklarımıza. Propolis böyle değil. Yani doğal çünkü. Çok iyi bir antibiyotik. Hatta antiviral özelliği var. Kışın bugünlerde grip, bal enfeksiyonlar çok yaygın. Propolisli, ballı, polenli karışımlar bir şifa kaynağı. Özellikle sıcak şerbet şeklinde bal, polen, propolis karışımları, içerisine bir miktar zencefil katılırsa, birkaç damla limon, limon kabuğu, harika bir grip ilacı. Kolaylı, propolisin birçok tıp alanında kullanıldığını ve kanser hücrelerinin de büyümesini önlediğini belirtti. Propolisin vücuttaki sağlıklı hücreleri korurken kanser hücrelerinin gelişimini durdurduğunu vurgulayan Kolaylı, yan etkisinin ise yok denecek kadar az olduğunu belirtti. Kolaylı, özellikle kış aylarında yaygınlaşan grip enfeksiyonlarına karşı propolis, bal ve zencefil tüketilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin bu anlamda çok zengin olduğunu dile getiren Kolaylı, gençlerin arıcılığa yönelmesi gerektiğini de ifade etti. Türkiye çok zengin bitki çeşitine sahip. Endemik bitkiler olsun, diğer bitki çeşitleri Avrupa'nın, dünyanın önde gelen lider ülkelerinden bir tanesi. Ama maalesef yeterince bunlardan faydalanamıyoruz. Faydalanmamız için de toplamamız gerekiyor. Biz poleni, arı sütünü, propolisi yurt dışından alıyoruz, Çin'den alıyoruz. Oysa Çin'den sonra en fazla arı kolonisine sahip bir ülkeyiz. Ama neden biz üretmiyoruz? Bir, bilmiyoruz. İki, biraz tembeliz. Yani bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Tembeliz. Az da yetiniyoruz. Neden daha çok olmasın? Neden daha çok üretmeyelim? Değil mi? Bütün dünyaya yetecek kadar propolis üretebiliriz biz. Propolisi dışarıdan almayalım. Biz üretelim. Ha, kime satacağız diye soranlar var. Sözleşmeli arıcılık modelleri yapanlar var Türkiye'de. Çok iyi sanayiciler var. Arge merkezleri olan firmalar var. Onlar almaya hazırlar. Yeter ki siz üretin. Propolis çok değerli. Propolis hem antimikrobiyal yani antibakteriyel özelliği var. Penisiline eşdeğer bir kapasitesi var. Virüslere karşı etkili. Kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor. Seçici olarak sağlıklı hücrelere bir şey yapmazken kanser hücrelerini büyümesini, gelişmesini durduruyor.